Herkese merhaba. Bugün Swift eğitimimizin ilk dersine başlayacağız. Derse başlarken ders için gerekli olan bazı ortamları indirmemiz lazım. App Store'dan Xcode yazdıklarında Xcode buradan indiriyoruz. Ben zaten indirdiğim için bir daha indirmeye gerek kalmıyor. Burada iOS uygulamaları yapabileceğiz. Kendi ekran görüntülerini koymuşlar buraya. Şimdi ben indirdim. Siz indirdikten sonra bir kurulum tıklıyorsunuz. Gerekli komponentleri indiriyor. Ondan sonra kurulum başlıyor. Şimdi Create a New Xcode Project tıklıyorum buraya. Swift Playgrounds'u seçebilirim. Bu bir uygulama olsaydı bunu seçerdim. Bunlar da daha farklı uygulama veya kütüphane çeşitleri diyebiliriz. Şimdi buradan mesela bir isim verebilirim. Ders 01 sin tax, yani söz dizimiyle başlayacağım için. Bundle Identifier da burada genelde bir yerlerle bağlantı sağlarken onu kullanıyoruz. YouTube Content diye bir klasörüm var. Bunun içine kaydediyorum. Düzgün bir şekilde gelsin diye. Aslında burada girdiğimizde mesela Content View'a girin. Burada bir emulator geliyor. Biz emulator istemiyoruz. Ne yapacağım? Gidip buradan bir new diyeyim. Ben burada direkt playground açayım. Sadece bir blank, boş bir yer seçersem, burada ben her şeyimi kodlarsam daha düzgün olacağını düşünüyorum. Ders 01 syntax söz dizimi desem aslında buraya Türkçesi. Dedikten sonra create diyorum ve oluşturuyorum. Benim istediğim şöyle bir şey. Buraya tıkladığımda, her tıkladığımda çalışmış oluyor. Şimdi bakınız, gördüğünüz üzere indeksliyor şu anda burası. Ben burada ne yapacağım? Mesela tanımlama nedir? Var greeting demiş. Mesela var selamlama diyeyim. Şimdi bu var variable demek. Selamlama herhangi bir isim. İki tırnak içinde ise bir metin yazabilirim. Nasılsınız gibi bir şey yazsın. Bu import dedim. UIKit bir böyle framework, kütüphane gibi düşünebiliriz. Yani bunun içinde bazı sınıflar, özellikler var. Bunları kullanabiliyoruz. Şimdi bu da tanımlama biçimi. Burada mesela ben çıktı olarak göstermek istiyorum. Print diyorum. Parantezler içinde selamlama yaz dediğimde bunun içerisi geliyor. Bunun içeriğine nasılsınız? Çünkü neden? Buradaki eşittir atama operatörü. Yani bu bunu taşıyor. Bu sağ taraftakini kendi içinde taşıyor. Bunu yazdır dediğimde bunun içerisini yazacaktır. Şu anda basıyorum ekrana. Şu anda indekslerken ne oldu? Nasılsınız geldi. Şimdi bu print dediğimiz böyle log tarzı kayıtları böyle göstermek için kullanıyoruz. Noktalı virgül de kullanabiliriz. Mesela noktalı virgülde de kullanabiliriz ama şu anda buna gerek yok. Noktalı virgül de bazen kullanılır bu Swift tanımlamalarında. Şu an burada kullanmasak da olur. Bu playground'da buna gerek yok. Yani bu bizim ilk Swift projemiş. Ne yaptık? Bir tanımlama yaptık. Basit bir tanımlama ve ekrana yazdık. Şimdi bu tanımlamadaki özelliklere bakalım. Dikkat edelim. Şurada ne var? İki tırnak içinde. İki tırnak içinde olan şeyler metindir. Yani string diye geçiyor. Şimdi çünkü neden? Mesela var yaş diyelim. Kendi yaşımı yazacak olursam 28. Burada ne oldu variable yaş? Yaş diye bir değer tanımladım, 28. Bakın bunun buradan farkı ne? Şu. Bu iki tırnak içinde, bu değil. Yani iki tırnak dışındakileri eğer direkt böyle yazarsanız sayı olarak algılar. Şimdi tek bunlar veri tipleri oluyor. Şimdi veri tipleri string oluyor. Bu da integer oluyor. Integer dışında float var. Mesela var float deyip tanımlamalar yapabilirsiniz. Yani değer verip değerinin içerisini float yaparsanız. Ona girmeden önce mesela bir type alias diye bir şey var. Burada kendi tipini sen kendinle tanımlayabiliyorsun. Mesela bu bir string ya. Bu bir integer ya. Mesela diyebilirsin burada numara, Türkçe bir şey kullanmak istedin, eşittir int dedin ve bunun içeriğini sen ya artık bu bir tip olarak nereye numara dersen bu int. Int ne demek? Zaten sayısal veri anlamına gelecektir. Örnek verecek olursam var uzaklık diyorum ben buraya. Ve bunun içerisine de tipi, mesela genelde veri tiplerinin baş harfi büyük olacağı için ben bunu büyük yazayım. Numara olsun. Mesela 200 metre
uzaklıkta olsun. Ben bunu ekrana yazdırmak istediğimde uzaklık dediğimde şurada çalıştırdım. Çalışma butonu bak 200 değeri geldi. Bunun tipi ne? Bunun tipi bakın jump to definition. Yani tanımlama alanına gittiğince buraya geliyor. Bir kendi tipimi type alias'la tanımladım. Şimdi burada aslında bir tip güvenliği, bak şurada bir tip güvenliği var diyebiliyoruz. Tip güvenliği sağlıyor. Çünkü bunun tipinin integer olduğunu söyledim. Ama burada söylemedim. Kendisi infer etti. Yani kendisi bunu tanımladı. Yani bunun bir integer olacağını, bunda bir string olacağını kendisi söylüyor. Ha, eğer tip güvenliği sağlamak istersek mesela ne yaparız? Gelip iki nokta derim yine burada. Tipini belirtirken aşağıdaki gibi string. Yani burada type alias'la yazı tipini de string olarak tanımlayıp mesela yazı tipi de deyip konuşabiliriz. Sadece bunlar mı? Değil. Tabii ki daha kullanmaya devam edeceğiz. Bu onlardan biriydi. Mesela bir tip tanımlayalım. Yeni bir değer tanımlayalım. Var fiyat diyorum ben buraya. Fiyat float diyelim. Float var ve double var bu kayan noktalı yani noktalı olanlarda. Ama arasında bir değer var. Float 32 bit. Double 64 bit olarak söyleyebiliriz. Şimdi buraya ben girdim. Mesela fiyat 23.32 TL veya dolar olsun, önemli değil. Bakınız bu da type safe yaptı. Şimdi bu ne yaptık? Tipini yani tanımladık. Ha, ben tanımlamasaydım da uygulama kendisi double olarak veya float olarak tanımlamamızda yardımcı olacaktır. Bakınız fiyata bakıyoruz burada. 23.32 yani noktalı kısımları bu şekilde yazabiliyoruz istediğimiz şekilde. Bu da float tanımlama. Mesela var hava yağmurlu mu diyorum. Bir de boolean var. Bakınız bool diye yazılıyor. Mesela true dese, yani burada hava yağmurlu mu, true veya false var bu boolean değerlerinde. Hava yağmurlu mu diyorum. Şu anda burayı çalıştırdım. Ne yapacaktır? Bana true verecektir. Ha, şimdi bu var olanlar variable yani değiştirilebilir. Mesela tekrar hava yağmurlu mu eşittir false desem altına bunu değiştirmiş olacağım. Çünkü daha sonra vazgeçtim, ben bunu değiştirdim. Hatta şurada değiştirmeyip gelip bunun altında değiştirirsem önce true'yu görmüş olayım. Daha sonra da false yaptığım için false'u görmüş olacağım. Bak true ve false. Şimdi burada tanımlamalar bu şekilde yapılıyor. Bu variable yani değişken tanımlamaları ve değişkenlerin içi de bu şekilde kullanılıyor. Bu değişkenler aynı zamanda hani biz hepsini tanımlarken bunun değerlerini girdik. Değeri olmayabilir de var mesela isim gibi bir değişken olsun. Bunun içi tipini string diyelim ve optional. Soru işareti optional demek yani değeri olabilir de olmayabilir de. Şimdi mesela bunu ekrana ilk olarak yazalım. Şu anda içinde bir değer yok. Şey diyelim isim böyle olsun 2 nokta. Bu normal bir yazı olarak yazacaktır. Ters slash escape kaçış karakteridir. Şimdi bunun ben değerine giriyorum. İsim deyince ismin içeriğini getirecektir. Şimdi bakınız yazıyorum. Ne yazıyor burada? Nil. Eğer bir şeyin içeriği yoksa yani tanımlanmamışsa bak boş değil. Boş başka bir şey. Yani tanımlanmıştır yine. Bunun içeriği yok. İçeriği olmayan değerler nil diye tanımlanıyor burada. Şimdi ben burada isme değer veriyorum şu anda. Mehmetcan dedim mesela. Noktalı virgüle gerek yok. Tekrar yeni verdikten sonra tekrar çalıştırdığımda bak optional parantezler içinde iki tırnak içinde Mehmetcan yazdı. Neden böyle optional diyor? Çünkü burada şöyle bir durum var. Soru işareti koyduğumuz için opsiyonel oluyor. Yani olabilir olmayabilir. Ben bunu forcelarsam exclamation mark bunu koyarsam burada o optional özelliği gidiyor. Yani ben burada aslında diyorum ki forcelayarak diyorum ki forcelama yapıyorum. Yani zorlayarak burada senin bir değerin var. Ve kesinlikle olduğu için de bildiğim için de ünlem diyorum. Bu kesinlikle boş değil. Ha, eğer değer boş olduğu halde şu anda ben bunu yapsam o zaman bana hata verecektir. Gördüğünüz gibi çalışma hatası. Çünkü niye değeri boş? Ben diyorum ki kesin bir değere sahipsin. Onun için böyle bir çalışma hatası
verdi bana. Bu da bizim exclamation mark tanımlama biçimimiz. Şimdi biz burada değerler tanımlarken aynı zamanda biraz daha detayına girelim. Değiştirilemez bir değer tanımlaması yapalım. Mesela isim dedim. Let değiştirilemez özellik veriyor bana. Mesela let soyad Seyhan diyorum buraya. İki tırnak içinde. Çünkü bir metin. Mesela ben bunu yazdırmak istersem soyad bu bir yazı olarak gelecek. Çünkü iki tırnak içinde. Ama burası bir değer olarak gelecek. Exclamation marka gerek yok. Ünleme. Şimdi çalıştırdığımda ne oluyor? Seyhan oluyor. Neden Seyhan oluyor? Çünkü buradaki değeri öyle. Peki ben bunu değiştirmeye çalışsam ne olacaktır? Seyhan desem. Burada mesela Seyhan 1 yazayım buraya. Ve bu değeri çalıştırmaya başladığımda print ile ekrana bastığımda ne diyor? Diyor ki unmutable. Ve mutable ve unmutable kavramlarıyla karşılaştık. Let unmutable'dır. Yani değiştirilemez. Var ise mutable'dır. Yani mutable olan değişken, obje her neyse bunlar değiştirilebilirken unmutable olanlar yani değiştirilemezdir. Bundan dolayı biz değiştirmeye çalıştığımızda hata alıyor. Diyor ki bana eğer sen bunu değiştirmek istiyorsan change let nerede o değişken gitti. Ben sildim çünkü. Bak burada yazıyordur. Change let toward to make it mutable. Let'i var'a çevirip mutable yapabilirsin diyor. Bu da mutable ve unmutable değerleri. Var'da ikisi arasındaki fark ne? Var'da değişiklik yapabilirken variable'dan. Ama fakat burada biz let'te yapamıyoruz. Şimdi neler gördük? Float gördük. Double'da double şeklinde mesela tanımlanabiliyor. Var yeni fiyat diyeyim buraya. Yeni fiyat. Double diyorum buraya. Mesela o da aradaki sadece bit farkı vardı mesela. Bu şekilde tanımlarken şimdi ne yaptık? Bak boolean double number. Şurada da string tanımlamaları yaptık. Şimdi veri tipleri sadece bu mu? Hayır. Bir de tuple var. Tuples'larda şöyle birden fazla değeri alabiliyor. Mesela var hata diyelim. Hata tipleri üzerinden konuşacak olursak parantez açıp kapatalım. Mesela 501 hatası uygulanmadı diyelim gibi değer verebiliyor. Şimdi ben bunun içerisine nasıl ulaşacağım? Şimdi burada iki değer var. Hata 0 diyeyim. Şimdi hata nokta 0 dediğimde bu ilk değere ulaşıyor. 1 deyince buna. Çünkü sayımlar bilgisayarda 0'dan başlar. Bak hata 0 501. Şimdi hata daha da geliştirirsek hata tipi desem ben şuraya. Bunu daha da geliştirebilirim. Bunu ben nasıl geliştirebilirim? Buraya bir isim verebilirim. Mesela hata desem açıklama diyeyim buraya. Açıklama dedikten sonra ben yani bunları adıyla 01 demeden de çağırabilirim. Burada ben hata tipi mesela sıfırıncısı gelsin. Nasıl çağıracağım burada? Sıfır desem ilk başta bunu görelim. Bakınız sıfır da geldi. Ben aynı zamanda burada isim vererek de çağırabilirim. Hata veya açıklama dedim. Bakınız burada da aynı değerleri tuples'ta çağırdım ve geldi. Bu da değişken tanımlama biçimlerimizden tuples'lar. Şimdi bu veri tiplerini tanımladıktan sonra artık yavaştan operatörlere geçebiliriz. Bir dahaki derste operatörlerde görüşmek üzere.